Sevgili koçlar, yani 11-17 haftası koç burçlarını tarotlar neler diyor hemen çekiyorum. Sevgili koçlar, bu ara aile içerisinde parasal konularınızla alakalı bazı karışık noktalara dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle de babayla alakalı finansal konular hanemizi biraz zorlayabilir ve onun yarattığı bazı kritik noktalar parasal evremizi dara sokabilir olarak uyarı veriyor. Özellikle de iş konusunda yeni bir beklentiniz, yeni bir noktanız varsa hayırlı bir şekilde iş kapınız aydınlığa, feraha kavuşacak olarak gözüküyor. Devlet ya da devletle alakalı var olduğunuz noktada dengelenmek, yeni bir nokta, yeni bir oluşum içinde güzel fırsatlar yakalayacaksınız ve bu fırsatlar sizin kazancınızı aydınlığa kavuşturacak. Serbest meslekte çalışanlar için çok güzel başlatmak istediğiniz yeni fırsatlarınız var. Bu fırsatlar size uğurlu ve bereketli gelecek. Hiç olmadık renkli gözlü insanlardan alacağınız destek sizin hayatınızı verimli ve hayırlı kılacak gözüküyor. Bu ara ev alımı, ev satımı, araç konularımız gündemde olabilir. Der ki bu miras konularını da temsil eder. Mirasınızla ilgili uzun süredir çözemediğiniz noktalarda doğru güneşi, doğru enerjiyi yakalayarak haklarımızı en verimli şekilde alacağımızı uyarı veriyor. Aşk konusunda biraz kaosa, biraz huzursuzluğa, biraz içimizdeki dengesizliği yıpratmamıza sebep olabilir. Der ki dönem dönem yaşadığımız ilişkiler bizi kaosa, huzursuzluğa itiyor. Doğru seç, doğru gör. Görmek için doğru bir zamandasın. Mümkün olduğu kadar seçimlerini doğru yapman lazım. Yapmadığın takdirde kırılan ve üzülen taraf sensin. Aşık olmak isteyenler için kader sizin için gülümsüyor. Gülümsemek demek yeni bir başlangıç. Kırılan kalbiniz şifalanacak ve iyi bir noktayı hayatınıza akış sağlayacaksınız. Evli çiftlerde bu ara konuşmalar, diyaloglar kırıcı, kalp kırıcıklarınız, kalp kırmalara sebep olabilir. Eşinizin arasında yasal sorununuz neyse çözmediğiniz takdirde boşanmaya doğru gidiyor ve mümkün olduğu kadar hataları örtün, yoksa bu evlilik çatırdama evresinde. Sevgili boğalar, sizler için bu ara meditasyon, ruhsal enerjimiz, psikolojimizi iyileştirmek isteyeceğiz. İş alanında sizi yoran, yıpratan, kaosa sokan birçok insanı kenarda tutacağımız bir hafta ve özellikle de yeni iş başlıyorsanız yöneticileriniz, patronlarınız bulunduğunuz noktada sizi daha çok şahlandıracaklar. Haklar, hak verişler size doğru hakimiyet kuruyor. Yalnız aceleci tavrınız olabilir, sabırsız tavrınız olabilir, algılamada zorluk çekebilirsiniz. Bol meditasyon enerjinizi gerçekten güçlendirecek. Bu ara aile içerisinde sağlık problemi yaşayan ya da kendi içinizde sağlık problemleriniz varsa bol bol dua ederek enerjinizi daha hayırlı, daha aydınlığa itebilirsiniz. Bu ara sanata merakınız, farklı alanlarda kendinizi geliştirmek farklı kurslar içerisinde olabilir ve bu kurslar sizin ruhunuza iyi geleceğini uyarıyor. Kendi işini yapanlarda yurt dışı, yurt dışı ile alakalı ya da büyük kurumsal firmadaysanız yurt dışı ile alakalı noktalarda beklenmedik kapılar size uğur ve bereket getirecek. İstediğiniz yolculuk, istediğiniz noktada köklenme ve başarıya daha doğru adımlarla ilerleyeceksiniz. Özellikle eğitim konusunda kendinizle ilgili eksik gördüğünüz birçok şeyi tamamlamak, yabancı dil, master'ınız, bunlarla ilgili kararlarınız için doğru bir başlangıç. Hem de aşık olmak istiyorsanız bu hafta sizin için uğurlu, bereketli bir aşk ve doğru göze bakacağınız yönünüzü bulmak, ilişkiyle alakalı yön bulmayı temsil eder ve bu yön size kalıcı hayat arkadaşınızı gösteriyor. Ailemize ait mahkemelik, miraslık, çözülmesi gereken konular için güzel fırsatlar. Avukatınız ya da çok yakın bir dostunuzun iyiliğiyle birlikte haklarımızla alakalı noktada büyük bir ferahlık söz konusu olacak. Evli olan çiftlerde yalan, hikaye, bazı karışıklıklar evliliğimizi zedelemesine izin vermeyin. Her duyduğunuza inanmayın diyorum. Bu arada ev hanımları, iş kapınız, beklediğiniz alanlarla ilgili, haklarınızla ilgili yasa sizin hakimiyetinize doğru gidiyor ve istediğiniz kapıyı en iyi şekilde alacaksınız. Bu ara çocuklarınızla ilgili biraz yıpratıcı, biraz onların üstüne gidiyor olabilir. Onları anlamanızı öneriyorum sevgili boğalar. Sevgili ikizler, nasılsınız? Güzel bir hafta sizlerle birlikte olsun.
Evet, bu ara iş konusunda hatalar, iletişim konusunda hatalar kendinizi yıpratabilir. Etrafınızdaki insanların sizi yıpratmasına izin verebilirsiniz. Dengede kurmak, iş alanında dengede olmak sizi gerçekten yoruyor olabilir. Mümkün olduğu kadar enerjimizi dengeli, doğru adımlar, doğru projelerde yer almanızı istiyorum. Özellikle iletişim konularınız ağlar. Mesela teknolojik bir alanda çalışıyorsanız mevkinizde güzel bir oluşum söz konusu olacak. Uzun süredir kadınlarla bağlantılı bir iş hakimiyeti düşünceniz varsa istediğiniz kapı sizin için hayırlı ve uğurlu olacağı gösteriyor. Yalnız zamanında unuttuğunuz vergi, borç, bu tarz konularda evimize kağıt, evrak gelebilir. Bunlarla ilgili ödeme sistemimizi düzelttiğimiz takdirde başarımızı, aydınlık ve verimliliğe kavuşmayı temsil ediyor. Yalnız sevgili takipçilerim, eğitim konusunda yarım kalan ve bir türlü tamamlamaya fırsat bulamadığınız konularda sınav dönemini söz konusu olacak. Yarımlıkları tamamlama kararı istediğinize erişme. Yalnız bu ara biraz enerjiniz değişken olabilir. İlişki sorumluluğu almak istemeyebilirsiniz. Farklı renkler, farklı heyecanlar arasında girebilir ve uzun soluklu ilişkimize zarar vermek ve sizi bırakmasına sebep olabilir ve evliliğimiz ya da ilişkimizin yıkılmasına sebep olabilir. Yani bu hafta doğru enerjilerle adım attığınız takdirde ilişkimize de zarar yok. Ama enerjinizin bu ara farklı rüzgarlar içerisinde olduğu gözüküyor. Bu da biraz sizi yıpratabilir. Bakıyorum, parasal evrede beklenmedik paralar, uzun süredir çözemediğiniz para konularınızla ilgili yavaş yavaş toparlanma, kendinizi daha verimli şekilde aydınlığa kavuşturacağınız bir dönem. Aile içerisindeki yaşanan krizleri örtmek istiyorsanız büyüklerimiz, anne, baba, abi, abla dediğimiz kişilerle adımı doğru atmanız lazım. Sizin de inatçı yönünüz hakimiyette. Çünkü benim hakkımı yediler, benden özür dilemelerini bekliyor. Sizin hakkınız yenilmemiş, size biraz güvensizlik var. Bu güvensizlik bittikten sonra haklarınızı alacaksınız. Aşık olmak isteyenlere yeni bir aşk, yenilik var. Ve özellikle evlenmeyi düşünenlerde bu dönem özgürlüğümüz ve aşk enerjimize daha verimli şekilde sahip çıkacağız ve ilişkimizi en doğru noktada tutum içerisinde birbirimize ait enerjiyi en iyi şekilde yakalayacağız diyorum. Mutlu kalın. Sevgili yengeçler, nasılsınız? Hemen çekiyorum. Bu ara parasal konumuzla ilgili aile içerisinden destekler. Dört insandan destek bekliyorsunuz. Allah nasip ederse bu dört istek bu hafta sonuna kadar çözülmüş olacak. Ve özellikle annenizin altın ya da annenize vermeniz gereken altın borcunuz varsa bu borç biraz daha katlanacak. Mümkün olduğu kadar bu altın borcunuzu bir an önce çözün. Yoksa 5 ay sonra altın çok riskli bir noktada olacak. Siz ödemekte zorluk çekebilirsiniz. Aman dikkatli olun diyorum. Evet, iş konusunda yurt dışı, şehir dışı beklentileriniz varsa, uzun süredir kaderim ben buraya gitmek istiyorum ve burası benim kısmetim diyorsanız, bu kapıda çok güzel 3 insanın, hatta birkaç insan sizin kalbinize hançer saplayacak, önünüze engel olsa da 3 kişiden alacağınız destek, bu iş kapınızın hayırlı ve uğurlu bir şekilde size verilmesi aydınlığa erecek. Der ki Rabbim size ışık gibi olacak ve pürüzler gidecek ve istediğiniz iş kapısında daha verimli bir noktanın aydınlanması var. Yerinizde değişim, konumunuzda değişim beklentiniz, maaşınızla alakalı yaşadığınız krizler varsa toparlanma. Yani Nisan'ın ortası 15 Nisan'a kadar işinizle alakalı eksik olan huzursuz bulunduğunuz noktalar sizin için verimli noktaya doğru ilerliyor ve hatta ve hatta tebrikler, konum değişiminiz, masa değişiminiz, hak edilişinizin doğru dengesini bulacaksınız diyor. Yalnız bu ara kendi içsel bakım, dışsal bakım, yani estetiğiniz, saç ekiminiz, cildinizle alakalı ya da vücut yapınızla alakalı spor enerjiniz de ön planda. Bu ara spor noktalamalarımızı da belirlememiz lazım. Basen genişliğimiz, karın kaslarımızla ilgili sıkıntılarınız var. Bir an önce bunu çözmeniz lazım. Ortaklı iş yapanlar da iş konularımızda ortağımızla alakalı atışmalar, sert konuşmalar ortaklığın bitmesine sebep olabilir. Dikkatli olun. Yolculuk, farklı bir alan, farklı seyahatler ve hafta sonu gideceğiniz noktalar sizi keyifli kılacak gözüküyor. Yalnız ailemizden de gitmesi gereken ve yardım etmeniz gereken birine hayır yapmanız lazım. İçinize bazen paranın gücü katınca hayrını vermediğiniz gözüküyor. Hadi hayır zamanı. Evli çiftler için bu ara eşimizle
eşimizin ailesinden gelecek maddi destek, ev alımımız ya da araç alımımızla alakalı noktada güzel bir rahatlama sağlanacak gözüküyor. Belki de eksik olan kendinize yeni kurslar, kendinize ait eksik gördüğünüz noktaları iyileştirmek size iyi gelecek sevgili yengeçler. Mutlu kalın. Sevgili aslanlar, nasılsınız? Hemen çekiyorum. Bu ara iş çevrenizdeki insanların tutumu, davranışı mı, bakışları, yani sözleri sizin kalbinizi incitebilir. Allah'a havale ediyorsunuz. Çünkü ben buraya çok mücadele verdim. Tırnaklarımla bu noktadayken bunların kem gözleri, art niyetlerinden bıktım diyeceğiniz bir hafta. Özellikle bol bol kendi enerjinize dua etmenizi öneriyorum. Aile büyüklerimizle alakalı bir toprak tartışması, arsa tartışması ya da babanızın soyundan kaynaklanan arazi tartışması biraz can sıkıcı olabilir. Babanızı yıpratabilirler. Mümkün olduğu kadar yasal çözmeniz lazım. Yasal çözülmediği noktada haklarınız günah. Yani sizin hakkınız alınacak ve günahınıza girilecek. Mümkün olduğu kadar avukatınızla çözün. Yerinde konum değişimi bekleyenler için biraz daha sabırlı olursanız 4. ay bitmesi lazım. 5. ayın 14'ü itibariyle iş konumunuzda güzel bir değişim ve kaderiniz bu noktada sizi ödüllendirecek. Farklı yollar, farklı arayışlar, farklı iş beklentileriniz varsa da bu kapılarınız için güzel fırsatlar sizi bekliyor. Hatta verimlilik, isim ve ünvan, adınız, iş yerindeki konumunuzun hani resmiyetine hakimiyet kuracaksınız ve bu resmiyet sizi daha onurlandıracak. İşsiz olanlar için alternatif gelecek teklifler, özellikle yakın bir dostunuzdan alacağınız teklif, 3 ayrı iş kapınız var. Hangisini tercih ediyorsanız edin, sizin için hayırlı olacak diyorum. Bu ara ailenize ait satmak, anne kökünüze ait satılması gereken yerler var. Kart der ki satmayın, orası kıymetli ve değerli. Mümkün olduğu kadar o noktaları satın alın. Satın almadığınız takdirde boşluğa, huzursuzluğa ve burayı neden kaybettik diye üzülmelerinize sebep olabilir diyorum. Evlilik konusunda bu ara çocuklarla ilgili kararlarımız, onların gelecekleri ve eğitimleriyle ilgili bazı zorluklar ve okul kararlarında zorluk çekebiliriz. Onu, o çocuğunuza uygun kapıyı bulacaksınız. Hiç korkmanıza gerek yok diyorum. Sevgiliniz terk ettiyse barışma enerjiniz, der ki barışıyoruz. Gözler birbirine o kadar güzel bakıyor ki, der ki bilgelik ve zenginlik, biz birbirimize aitiz. Hiç sevgilisi olmayanlar için krallık ve kraliçe tahtınıza konacak. Doğru enerjiyi bulacaksınız. Boşanmayı düşünenler, özellikle kadınlar, eşlerinin ilgisizliklerinden, sevgisizliklerinden şikayet ettikleri için eşim benimle ilgilenmiyor, başka biri mi var diye düşünüyorsunuz. Yok, o işe takık, bunu unutmayın. Hoşça kalın. Sevgili Başaklar, nasılsınız? Güzel bir hafta olsun. Bu ara kalple, yani sevgi, kalp, aşk, duygu, duygusallık, yani size sunulacak güzel bir enerjinin içerisinde olacaksınız. Uzun süredir sevilmediğinizi ya da sevginin ne olduğunu unuttuysanız bu hafta kalpler, duygusallık, verimlilik size doğru o kadar güzel akacak ki içinizdeki enerji tekrar şahşalanacak. Mutluluk ve doğru noktaya doğru adım atacaksınız. İş konusunda da beklenmedik yeni işler, yeni oluşumlar, stresli olsa da sonunu mühür vuracağınız, başaracağınız bir iş statüsü olacak. Hiç beklenmedik noktada ters düştüğünüz ekip arkadaşlarınızla da dengeyi bulmak, başarıyı bulmak, onlarla arasındaki yaşadığınız krizleri en iyi şekilde toparlamak. Özellikle yöneticiniz kadınsa, patronunuz kadınsa, sizin hak ediliş priminiz ya da hak edilmesi gereken noktalarla ilgili hakkınızı en doğru şekilde verecek. Hiç şüphe etmeyin, siz hak ettiğiniz parayı, hak ettiğiniz düzeni de alacaksınız. Bu ara evlilik teklifi alabilir. İlişkinizle aileler arasında tanışma. Yalnız der ki kültürel farklılıkları olabilir. Bu evlilikte zorlanma, aile arasındaki yaşanacak krizlere de açık olmanız lazım. Yani ikiniz büyük bir zorlu mücadeleye gireceksiniz. Ve hatta bir dönem ayrı kalmak zorunda kalacaksınız aileyi ikna etmek için. Hadi kolay gelsin. Kalbindeki kişi sizi düşünüyor mu? Evet düşünüyor ama sizin inatçı yönünüzden kaynaklı ilişkiyi bir türlü doğru noktaya itemiyor. Biraz kaderi akışa bırakırsanız, duyguları sorgulamazsanız bu ilişki doğru bir adıma doğru ilerliyor. Hiç ilişkisiz olanlar için adil bir aşk ve sevilmek istiyorsanız
biraz daha zaman sizin şifalanmanız için doğru bir noktada. Evli çiftler için bu ara karı koca deli gibi tavırlar, konuşmada, özel hayatımızda soğukluklar, başkalarının aklıyla hareket etmeden kaynaklı biraz daha sert ifadeler var. Cesaretinizi yumuşatın, birbirinizin güneşini doğru yakalayın, bu evliliği boşuna ziyan etmeyin diyorum. Bu ara bazı dengelerde de ev ayrımı, yol ayrımı, yatak ayrımı kararı verenlerde yol bitmesi, artık sıkışmış evre tamamıyla veda edecek olarak gözüküyor. Ev almak isteyenler için 7. ay ya da biraz daha vakti var, sabırlı olmanız lazım. Kendi işini yapanlarda da, özellikle ortaklı iş yapanlarda güzel bir kazanç ve parasal evrede daha rahat bir sonuca geçiş yapmanız size mutluluk verecek diyorum. Mutlu kalın efendim. Sevgili teraziler, nasılsınız? Güzel misiniz? Bakalım. O sihir gibi çözmek istediğiniz işler gerçekten pürüzsüz bir şekilde hallolacak. Bu ara şans oyunları, bereket oyunları oynamanızı istiyorum. Çünkü parasal anlamda rızkınızın, bereketinizin daha yoğunlaşacağı bir evre. Ve yeni işler, yeni projeler size mutluluk ve keyif verecek. Hatta ve hatta iş kapınızdaki lanet patronum, lanet yöneticim dediğiniz kişilerin artık size kıpkırmızı bir barış ilan edecek. Ve bu barışla birlikte yerinizde rahatlık, kendi içinizdeki korkular geride kalıp kendinizi en iyi şekilde ispatlayacağınız bir dönem. Bu ara araç değişimi, mal almalarla ilgili ani kararlar verebilir, hata yapabilirsiniz. Biraz daha mantığınız oturması lazım. Kredi çekmekle ilgili korkularınız var ve bu krediyi çektiğiniz takdirde çok fazla borçlarla ilgili sıkıntı yaşayabilir, zorlanabilirsiniz. Bunu 7. ve 9. ayda yaparsanız hiçbir zorluğunuz, hiçbir sıkıntınız kalmayacak gözüküyor. Ama o hayal ettiğiniz evi kesinlikle alacaksınız. Rabbim bunu size yazmış olarak gözüküyor. İlişkiniz sizin için ne düşünüyor? Bu ara ayrılık kararı veren sevgili teraziler, evet ben bu ilişkide kendime ait bir nokta ve duygularım artık karşı tarafa doğru değil, kalbim başka heyecana doğru atmaya başladı. İlişkiye veda etme noktanız. Eski sevgilim geri dönecek mi diyorsanız yalan, dönmeyecek. İnanmayın, beklemeyin, zaman kaybı yaşıyorsunuz. Evliliğim nasıl olacak diyorsanız, bu ara daha güzel, daha keyifli, daha konuşan, daha birbirimizi anlayan, hatta yaz tatilini, gideceğimiz yolculukları daha birlikte paylaşacağımız evrenin keyfine varacaksınız. Kusurları örtmek, hataları örtmek, birbirimize ait noktayı belirlemek. Yalnız evde özellikle evde tardilat noktamınız var. Yani yeni bir ev, yeni bir oluşum, yeni bir noktanın size daha uğurlu geleceği gözüküyor. Bazı boşanan çiftler için özellikle eşinizin hayatında başka biri var ya da siz öyle şüpheleniyorsunuz. Bence eşinizin kafasında sadece para var. İş ve para takıntılarından dolayı evinizdeki çocukla sizinle ilgilenmiyor olabilir. Bir de uzun süredir ailesiyle yaşadığı krizler, kendi de aynı hataları yapacağım diye endişeye girmiş. Biraz ilişkinizin terapiye, biraz birbirinizi anlamaya ihtiyacı var. Gereksiz eşinizi yargılamayı bırakın, onu anlamayı deneyin. Özellikle de ev hanımlarım, bu ara kendi kariyerinizle ilgili yapmak istediğiniz kurslarınız var. Mümkün olduğu kadar yapın, kendi başarınıza başarı katın. Hoşça kalın. Sevgili akrepler, nasılsınız? Hemen çekiyorum. Özellikle sevgili akrepler, yani Nisan ayı, Koç ayı size, yani 11 Nisan, 17 Nisan, 30 Nisan'a kadar bütün pürüzleri çözmüş, borç, harç, sıkıntı ne varsa daha rahat bir döngüye gireceğiniz ve çözemediğiniz her ne sorun varsa, ben şu işte hata yaptım, buna güvendim, bu zararı girdim, şu dost ailemden şuna iyilik yaptım ve yaptığım iyiliklerin hepsi bana kazık olarak döndü diyorsanız, artık zafer sizin. Başarı, para, güven, güvende olduğunuz alanlar size çok büyük güç ve saltanat getirecek. Geçmiş ilişkilerinizi kökten çözeceksiniz. Yepyeni bir siz, aileniz, sevgiliniz, eşiniz, yani size ait küçülme alanına geçiş yapacaksınız. Burada da çok mutlu olacağınız ve parasal evrede de artık gücünüze güç katıp hatalı insanları hayatınızdan çıkartacaksınız. İş konusunda beklediğiniz yenilikler varsa yıldız size parlıyor. Yenilenmek, yükselmek, konumlarınızla ilgili çok güzel alternatif kapılar söz konusu olacak. Ama sizin ani, sinirli, gergin, hızlı, atık tavırlarınız biraz etrafı yoruyor olabilir. Bunu yumuşatırsanız, yani iş konusunda hevesleriniz çabuk bitmezse başarı var. Ama
Bu işten bu işe atladığınızda eliniz kolunuz bağlı şekilde ve her taraf borç olarak sizin hayatınıza geri dönüyor. Tek noktaya odaklanacaksınız. O tek nokta sizin büyük oluşumunuz, aydınlanmanız. Bu hafta sınavınız, bu hafta kariyerinizle alakalı sınavlarınız varsa başarılı noktada geçiş yapacaksınız. Ve bu geçiş sizin ünvanınıza, paranıza, rahat noktanızı belirleyeceği bir evre olacak. Hiç korkmanıza gerek yok. Aşk konusu için hemen çekiyorum. Evli olanlar için güzel sürprizler, güzel tatlı sözler, yalnız eşinizin çalışma temposu ya da sizin çalışma temponuzdan birbirinize vakit ayırmadığınız, her iki tarafta çok yoğun olduğu için hafta sonunu, en azından pazarı, çocukları ailenize bırakarak birbirinizle flört edin, vakit geçirin. Çünkü birbirinize ait hiç özel bir vaktiniz yok, hayatınız çok sıkışmış, güzel kaliteli vakit geçirmeniz lazım. Aşık olmak isteyenlere yeni bir ilişki, yeni bir başlangıç için hazır değilsiniz. Çünkü geçmiş kırılan kalbinizden kaynaklı herkesi o insan gibi arıyorsunuz. Bence bu konuda şifalanmanız lazım. Evlenmeyi düşünenler için, evet, Kurban Bayramı sonrası evlilik kararı verenler hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Bu ara araç almak, araç yenileme ilgili de net kararlarınız var. Sevgili yaylar, nasılsınız? Hemen bakıyorum. O boşluk. Kaygı, korku, endişe, başaramama. Yani bu tarz enerjileriniz bu hafta çok yüksek olacak. Hatta şöyle söyleyeceğim. Hani böyle yataktan kalkmak istemeyiz, hiçbir iş yapmak istemeyiz. Hatta ve hatta kimseyi duymak istemeyiz ya. Bu 11-17 haftası biraz sizin için içinizde şeytan kaçmış gibi uyuma modundasınız. Enerjinizi yüksek tutmanız lazım. İş yerinizde krallık, taht, yeni başlangıçlar, yeni işler, yeni toplantılar, yeni oluşumlar sizin çok büyük feraha ermenize yardımcı olacak. Miskin ruhunuzu kenara atın. Özellikle de devlet, kurumsal büyük bir alanda çalışıyorsanız yöneticilerinizin sizi belirlediği konum, mertebe ve yurt dışı ile alakalı plan ve programlara siz dahil olacaksınız. O yüzden hiç şaşırmayın, yerinizde büyük bir güçlenme ve hak ettiğiniz değerde size verimlilik sağlanacak. Kendi işini yapanlarda biraz daha parasal konularımızı toparlamamız ve bu noktaya konsantre olmamız gerekiyor. İşsiz olanlar için, geçmiş her işi beğenmediğiniz için, her işin sizin enerjinizde olmadığı için her noktayı kolay beğenmiyorsunuz. Hatta aileden destek ve kendim işimi yapsam yapar mıyım? Hayır, yapamazsınız, batırırsınız. Siz sabit bir alana geçip kendi işinizi orada büyütüp ondan sonra kendi işinizi kurmanız sağlıklı olarak uyarı veriyor. Devletten farklı bir yere geçmek isteyenler için şu an bulunduğunuz nokta doğru. Bunun için eğitimler, sınavlar ya da devlet taşeron firmadaysanız devlete geçmek istiyorsanız bu tarz imkanlarınız var. Hiç korkmayın, bunun için altyapıyı oturtun. Hayalleriniz kırılmayacak, hayalleriniz gerçek olacak olarak uyarı veriyor. Aşk konusuna bakıyorum. Bu ara ilişkilerde biraz daha kendi bencil yönünüz, kendi içsel dünyanıza kapanabilirsiniz. Karşı tarafı çok fazla duymak, işitmek istemeyebilir. Onunla vakit geçirmek istemeyen halleriniz var. Çünkü uzun süredir bazı borçlarınızla alakalı zorluklar sizi çok fazla yıpratmaya başladı. Kimseyi incitmeden çözmeye çalışıyorsunuz. Evet, kader size der ki hayatınızdaki insan sizden pes etmiyor. Borçlarınızla alakalı nokta belirlenecek. Hatta satmaya çalıştığınız bir nokta sizin rahatlamanızı, el kol bağlılığınızın bitip özgürlüğünüze kavuşmayı gösteriyor. Evli çiftler için bu ara eş soyunuzdan kaynaklı bazı krizler, birbirimizi yoracak sözlere hazırlıklı olun. Ama eş soyunuz sizi seviyor, dilinin kemiği yok, idare edin diyorum. Hoşça kalın. Sevgili oğlaklar, nasılsınız? Anne kökümüzle alakalı çözülmesi gereken, özellikle deniz gören, göl gören, su gören alanlarla alakalı tapu dairesi ya da devletle ilgili çözmeniz gereken noktalarımız var. Çözülmediği takdirde mallar elimizden gidebilir. O yüzden mahkeme açmanız, mahkemenizin arkasında durmanız, bu haklarla ilgili çok büyük mücadele etmeniz gerekiyor. Bu ara eşiniz ya da yakın aile, kardeşler arasında çocuk sevinci yaşanacak ya da sizin çocuğunuz olacak. Böyle bir mutluluk ve büyük bir sevinç var.
İş konusunda erkeklerle bu ara çok yoğun tempo içerisinde, yani ekip arkadaşlarımız, yöneticilerimiz, bulunduğumuz seyahatler ve yolculuklar bize çok büyük bir başarı getirecek. Hani deli deli haller, uykusuz geçireceğimiz günler ama sonu sizin için başarı, sonu işiniz için başarı ve büyümek için, hedef için çok güzel aydınlanmalarınız söz konusu gözüküyor. Hemen bakıyorum. Der ki büyük anlaşmalara imza bekliyorsanız, yeriniz ve firmanız batakken birden büyük ihaleler, yeni oluşacak güçler sizin de sağlam noktanızın belirlemesine yardımcı olacak. Bu ara ev tadilatı, yeni kapı, yeni yazlık, ev tadilatı, köy tadilatı gibi düşüncelerimiz olabilir ve bu düşünceler büyüklerimizin kararıyla olacak. Ev restorasyonu, ev almak sizin haneniz için uğurlu ve bereketli. Kendi işini yapanlarda bereket tanrıçası var. Der ki rızkınız ve bereketiniz yoğunlaşacak. Hiç korkmayın. Ay, hilal sizin üzerinize denk geldi ve bu hilal artık para konusunda yalan hikaye değil, gerçeklerle karşı karşıya kalacaksınız ve para size çok büyük bir güç oluşumunu sağlayacak. Yeni iş kurmak, yeni ortaklı iş kurmak isteyenlerde yapmanız gerekiyor. Çünkü planladığınız ve programladığınız iş kapısı yurt dışı ile alakalı bağlar hatasız olarak gösteriyor. Büyük başarı ve büyük aydınlanmalar var. Sadece çok böyle merkezi noktada yer almanız lazım. Hani belki tutmak istediğiniz yer biraz daha dışarıda. Hayır, merkezi noktada yaptığınız takdirde burası yön ve haritasını doğru belirleyecek gözüküyor. Aşk konusuna çekelim. Özgürlük, aşık olmak ve özgür olacağınız bir ilişki size adım atacak. Geçmişte yaşadığınız ilişkiyle ilgili karşılaşma, konuşma, tekrar bir şans evreniz var. Evliliğimizle alakalı da bu ara içinizde hep para konuları, evin içerisinde hiç duygusal konuşmalar yok. Yo, o borç var, bu borç var, şu var. Biraz daha duygusal konuşmalar hakimiyeti kurduğunuz takdirde bu ilişki doğru noktaya. Ama aynı tempoyu devam ederseniz ilişkide soğuk ve yatak hayatımızda riskler ve çocuklarımızın dengesini yıpratabiliriz. Lütfen yumuşak evrelerde geçiş yapmanızı öneriyorum. Hoşça kalın. Sevgili kovalar, nasılsınız? Güzel bir hafta, keyifli bir hafta. Ruhsal kafamız, benliğimiz, beynimiz, vücudumuz. Yani ortadan ikiye ayrılır ya. Yani ben bu hayatta nerede varım? Ben kimim? Niçin yaşıyorum diyeceğimiz bir hafta sorgulamamız var. Yani bu işi yapsam insanlar mutsuz. Aileme iyilik yapsam onlar nankör. Dostlarıma kapımı açsam dedikodum yarın. Ben bu hayatta kime inanacağım diye sorgulanma haftası. Bakıyoruz. Evet ya, doğru düşünüyorsunuz. Bu hafta sevdikleriniz zor durumda, kimse sizin yanınızda olmadığı için bu hafta bu yargıları, bu endişe ve yeni bir arkadaş, yeni bir çevre, hatta sadece Rabbimle konuşacağım dediğimiz konularla saklanma evresindesiniz. İnandıklarınız sizin kalbinizi, sizin ruhunuzu incitmiş. Yani artık sadece ben ve çocuklarım var ya da ben ve annem var diyeceğimiz ya da ben ve sevgilim var diyeceğimiz noktadayız. Bu hanede çocuklarınızla ilgili başarı korkunuz varsa, özellikle 4 çocuk ya da 3 çocuk ya da 5 çocuk hane kardeş sayınız varsa, bu hanede birinin çok büyük bir başarı ve ödülünü alacaksınız, şaşkınlık yaratılacak. İş konusunda iş değiştirmek, yeni kapı, yeni arayışlar içerisindesiniz. Maalesef kart der ki daha alternatif nokta yok. Yani acele edip işinizden olmayın. Sabırlı, mantıklı şekilde bulunduğunuz noktayı kontrol etmeniz lazım. Haziran-Mayıs arası iş kapılarınız ve yeni kapılar sizin için hayırlı ve uğurlu olacak. Konum değişikliği ile ilgili beklentiniz varsa, siz de o yönetici var olduğu sürece yerinizde pineklemeyi öğrenin. Ama bazı sınavlar, bazı projeler var. Bunun üstündeki kişinin size bir faydası olacak. Bu yöneticiniz sizi anlamıyor ama onun üstündeki yönetici sizin yükselmenize, sizin kapılarınızı açmanıza yardımcı olacak. Kendi işini yapmayı düşünenler, değiş, dönüş, başar. Yani sana Rabbim öyle bir kapı açacak ki inanmadığın kapılar sana fırsat gibi yer alacak. Aç ve parasal dengeni, başarını, aydınlığa kavuştur. Yeni aşk bekleyenler, delta yönü. Siz aşka kırıldınız, siz aşka yenildiniz, siz kalbe yenildiniz. Artık Rabbimden sadece bol bereket, şans ve para ve kendime tek hayalim toprak ve toprak üzerine yapacağım ev niyetiniz var gözüküyor. Allah da bunu size
en iyi şekilde kalbinize verecek gözüküyor. Evli çiftler için bu ara sağlık problemi, özellikle çocuklar ya da eşinizin biraz sağlık problemleri sizi yıpratabilir. Sağlık koşturmanız var. Bir de memleketi, ailenizle alakalı gidip gelmeniz gereken acil durumlara da açık olmanız gerekiyor sevgili kovalar. Sevgili balıklar, nasılsınız? Hemen bakıyorum. O deve, para arayışı, kredi kapatma, borç kapatma, yeni planlama noktalarımız var. Der ki bazı param var, bunu borçlarıma mı, yatırıma mı, kafamda planladığım noktalar ya da borç alıp borçlarımdan mı kurtulma dediğimiz bir kart çektik size. Der ki borçlarınızı kapatın çünkü uzun süredir işsizlik, para hakimiyetiniz, hep ailenizden destek aldığınız için kendi gücünüzde ciddi tıkanmalar var. İlk önce borç sıfırlanması yaşıyoruz. Çünkü Rabbim size tekrar bir ermiş gibi dokunacak ve son 10 aydır ya da son bir haftadır ya da son bir aydır yaşadığınız krizler yavaş yavaş evinize bereket, kandilinizde ışığınız, mor ve parayı çekecek bir enerji evresindesiniz. Yeni işe girmek isteyenler için fırsat var, doğmak, başarmak. Özellikle farklı yollardan istediğiniz kapının doğması var gözüküyor. Orada biraz kendinizi ispatlayacaksınız. Belli zaman aralıklarda da konumunuzda yavaş yavaş değişim ve hak ettiğiniz köklenmeyi başaracaksınız. Korkmanıza gerek yok diyorum sevgili takipçi. Sabit bir iş kapısında olanlar sürpriz değişim, mekan değişimi, yer değişimi, alan değişimi ile birlikte sizin de enerjinize renk katacak gözüküyor. Büyük bir alanda çalışıyorsanız iş kapımızda çok büyük büyüme, yurt dışı bağlantıları, toplantılar, yeni oluşacak çizgiler, inşaat, toprak, alım, ihracat, bu alanlarda çalışıyorsanız iş alanınıza çok büyük projelere imza atılıp çok büyük bir rahatlık ve bu rahatlıkla birlikte hak ettiğiniz maaşlar, uzun süredir alamadığınız paralar dengeli ve planlı şekilde size sunulacak ve bunun verdiği rahatlık söz konusu olacak. Ev almak istiyorsanız haydi hayırlı olsun. Çünkü bu yıl bitmeden bu ev anahtarı, özellikle 3. kat 4 numara, 1. kat 1 numara dediğimiz haneden de eviniz alacak. Aşk konusunda sarışın renkli gözlü biriyle aşk yaşayacaksınız ve bu kişi sizin hayatınızda evlilik yapacağınız gözüküyor. Uzun süredir birlikte olduğunuz kişinin size yalan söylediğini, dürüst olmadığını ve bu kişinin kendi içinde hep bir sıkıntısı olduğu için bu benim kaderim olmaz deyip kenara bırakacaksınız. Evlenmeyi düşünenler, tarih zaman hazır. Aşk size doğru bir noktada. Ağustos 20 itibariyle evlilik kapınız var. Evli çiftlerimiz için bu ara birbirimizi anlamak, dinlemek, birbirimize olan bereketimizi, birbirimize olan saygıyı en iyi şekilde belirteceğimiz bir hafta. Güzel hafta olsun. 11-17 haftası tarotları yaptık. Abone ve yorum yapmayı, bizde olmayı, bizde kalmayı unutmuyorsunuz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.